Hayatım ne oldu ya? Daha 2 saat önce çok iyiydin, çok mutluydun. Bitti. Ne bitti be? Sinan'la çok iyiydi ya her şey. Daha da iyi olacaktı. Ama olmayacak çünkü başlamadan bitti. Abi bu konu hakkında ne olur şaka yapma. Hatta mümkünse hiçbir şey söyleme, olur mu? Yokmuş gibi mi yapalım abi? Hı? Ben halledeceğim abi. Nasıl halledeceksin abi? He? Söz nişan ikisi bir arada şeklinde mi, ne yapacaksın? Duramadın değil mi? Tutamadın yani kendini. Sence bu komik bir durum mu Bülent? Sence ben bunu komiklik olsun diye mi söyledim Sinan? Yoksa sinirlendiğim için mi? Abicim kız sana evlenme teklif ettiği zaman niye lafı kızın ağzına tıkamıyorsun? Niye ben istemiyorum demiyorsun? Niye sevmiyorum demiyorsun ya? Ha, Pelin'in bana yaptığı gibi mi yapsaydım? Ezip geçse miydim kız orada? İkisi aynı şey değil onlar. Nasıl değil Bülent? Yani biz Ceyda'yı sevmiyoruz, kendimize yakın bulmuyoruz diye mi? Valla ben onu bunu bilmem abi. Ceyda çoktan bu dedikoduyu yaymaya başlamıştır. Hatta bence sözlü olduğunuzu bile iddia edebilir. Adı buraya yazıyor. Abartıyorsun ha. Ya Sinan'ın haberi yoktur. Ya öyle bir şeyden haberi olsa müsaade etmez ki. Annesi kendi geldi. Beri buna niye üzülüyorsun zaten yani? Benim kayınvalidem beni görünce hala background'un dönüp böyle oturuyor. Ya bir türlü sevemedi beni mesela yani. Ya ayrıca sen Sinan'ı ara de ki annen böyleyken böyle yaptı vallahi de, o hesap sorsun. Ay yok artık Başak. Yok artık, hiç öğrenemeyeceksin değil mi? Erkekle anne arasına girilmez ya. Sen böyle işte onunla 2 tane böyle melek tatlı tatlı anlaşıyormuş gibi yapacaksın yani. Bu duyduğunda ilişki uzmanının sesi. Yani herhalde canım, kusura bakma. Hayır, sen evlensen 3 ay sonra ayrı eve çıkarsın. Sonra 7 ay sonra falan da boşanırsın ya, ben söyleyeyim sana. Ya Allah Allah, ne alakası var ya? Herkes yerini bilecek. Sen aşkıysan, o annesi ise arkanda duracak, bu kadar. Çok abartıyorsun. Yani senin de diline düştük ya. Yandık resmen, yandık. Sen benim değil oğlum, sen Ceyda'nın diline düştün. O yüzden eğer duymasını istemediğin birileri varsa ilk sen anlat onları, tamam? O kadar değil işte, o kadar değil, o kadar kolay değil. Ben sadece Sinan'ı değil, ailesini de üzmüşüm. Yani Sinan kadar olmasa da hepsini yaralamışım. O küçük dünyalarında tek umutları, tek heyecanları, yani belki de görüp görebilecekleri en büyük başarı oğullarının doktor olmasıymış. Ben o küçücük umutlarını ellerinden almışım. Sadece umutlarını değil, Sinan'ı da. Biz sadece okuldaki olanları biliyoruz ya. Sinan evi terk etmiş. Benim yüzümden canına kıymaya kalkmış. Senden nefret ediyorlar. Yani neden ben bu konuyu Pelin'e anlatmak zorundayım ki? Bir türlü anlamıyorum. Benim ağzımdan Pelin diye bir şey çıktı mı? Sen kendin söyledin. Ona göre. Yani Pelin benim tam olarak neyim? Bir süre beraber çalıştığım bir arkadaşım. Eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Yani sonuç olarak arkadaşım. Öpüşmek zorunda kaldığın, 2 gece beraber yattığın, her fırsatta bir araya geldiğiniz ve her bir araya geldiğiniz zaman inanılmaz güzel vakit geçirdiğiniz sadece arkadaşın, öyle mi? Tamam Bülent. Tamam. Sinan, eğer sen sadece arkadaşım diyorsan ben zaten susarım abi. Hayatımda ilk defa birine beddua ettim dedi annesi. O da benmişim. Ay, ama bir şey diyeceğim ya, annelerin ettiği beddualar tutar yani. Aferin sana. Al bak bu körük, bununla git üstüne. Benim anneannem hep der, annenin ahını alamayacaksın yani. Ya gelir seni bulur, ya çocuğunu bulur ya da sevdiğin birini böyle canını yakar der. E yaktı işte. Ya o günden beri yüzüm mü güldü kızlar? Saçmalık. Ne yapacaksın şimdi, annesine de gündeliğe mi gideceksin karman düzelsin diye? Yok olmayacak yani, bitti artık, pes ettim ben. Tamam, benim karmam düzelmeyecek belki, ben mutlu olamayacağım ama Sinan'ı ve sevdiklerini bir daha asla üzmeyeceğim. Sus abi, ne olur sus. Çünkü konuşunca hiçbir faydan olmuyor. Ha ama Ceyda'dan öğrenirse
Alır küçük altınını da gelir nişanını, o zaman görürüm seni. Ne saçmalıyorsun Bülent? Ne nişanı, ne altını? Bu benim 3 gün içinde çözeceğim bir problem. Ya kız orada rencide olmasın insanların içinde, üzülmesin diye... düşüneceğim dedim, tamam. Ya Pelin, duysa ne olur, duymasa ne olur? Yani abi söylenecekse de söylerim. Ne var yani? Bunu bu kadar uzatmanın bir alemi yok. İşte o. Dur, ne yapıyorsun oğlum ya? Telefonla mı söyleyeceksin? Evet abi, hemen söyleyeceğim. Abicim, bak karşındaki ister kız olsun, ister erkek olsun... böyle bir haberi duyunca sarsılır. Özellikle de hikayenin baş kahramanı senin gibi birazcık düşüneceğim dediyse... işin rengi komple değişir. Ya ben olanı biteni ona güzelce anlatırım. O da beni anlar. Büyütme olayı. Sen niye bu kadar büyütüyorsun bunu? Oğlum olayı benim büyüttüğüm falan yok. Olay zaten yeterince büyük. Usulünce anlatacaksın Sinan. Neymiş abi bu işin usulü? Son günlerde en mutlu olduğunuz, en iyi zaman geçirdiğiniz an. Hangisi? Yani birden fazla var. Ama hangisi diye sorarsan... altın kalp tarifini bulduğumuz zaman. Boynundan koklayarak bulmuştum. Sessiz ol. Ne yaptın, ne yaptın? Ya tarifte eksik bir malzeme vardı, gül kurusu. Onu da kızın parfümünü koklayarak buldum. Hayır abi, ben anlamıyorum zaten. Siz sadece arkadaşsınız. Güya ben Başak'la sevgiliyim. Ben daha kızın elini tutmadım. Sen öpüşüyorsun, kokluyorsun. Tamam, saçmalama. O iş icabıydı. He. Ekmeğimin peşindeyim diyorsun yani. Okey. Hayır abi. He. Sadede gel diyorum. Hadi diyorum. Lütfen diyorum. Anlat diyorum Bülent. Şimdi abi. Altın kalp ortamını aynen kuruyorsun, tamam mı? Evet. Sonra bunu böyle hafif hafif... kulağına üflüyor üflüyor, çok basit bir şeymiş gibi gülerek falan anlatıyorsun. Okey. Yani şey, kız üzülmesin diye sessiz kaldım falan diyeceksin. 2-3 gün içinde bu olayı komple bitireceğini de söyleyeceksin. En yakın zamanda para işini halledip bu ortaklığı bitireceğini de söyleyeceksin. Tamam? Böyle şeyler hiç benim tarzım değil biliyorsun. Ama... ama yani böyle bir konu için de Pelin'in üzülmesini hiç istemiyorum abi. Mekan şu anda boş. Ceyda da yok. Akşam servisine kadar gelmeyecek. Çocuklara da bir mola çakarız. Olur biter bu iş. Hadi. Bence o kadar büyük konuşma. Hani karar verme yani. Bak, vallahi sen uzak durmak istiyorsun ama Sinan öyle düşünmüyor gibi. Sakin ol ya, şey yapma. Yok. Ben konuşacağım. Yani artık görüşmesek daha iyi olacak diyeceğim. Alo. Ulan ya, her şey çok güzel olacaktı. O Sinan'la ben Bülent'le çok mutlu olacaktık. Ya ben bunu rüyamda da gördüm. Haberci rüya diyorlar buna. Ya böyle bir piknikteyiz, tamam mı? Her şey o kadar güzel ki, böyle çoluk çocuk falan da var. Bende 2 tane kız var, onda 1 tane erkek var. O kadar mutluyuz ki top oynuyoruz, ip atlıyoruz. Her şey soracağım. Bengisu, Hakan ve ben neredeyiz tam olarak? Bengisu'nun veli toplantısı varmış. Sen beni aramışsın, oraya gitmişsiniz, oradan gelecekmişsiniz. Yalan söyleme Başak. Görmedin değil mi? Ama şimdi bizim manitalar çok sıkı arkadaş ya. Benim bilinçaltım öyle şey etti yani. Bilinçaltı işte. Dışlaması. Simoş, rüya bu. Rüya. Saçmalama. Ben anlamam. Belli zaten yani. Şey. Seni görmem ya, mümkün ya mü? Tamam, hep öyle zaten. Bengisu'yu, Hakan'ı falan. Ya biz hep beraber çok iyi olacağız. Kesinlikle erken uyanmış. Yapma. Ne oldu kız, söyledin mi? Beni altın kalp yapmaya çağırdı. O ne ya? Ya şimdi altın kalp özel bir tatlı. Biz ilk birlikte yapmıştık onu. Hatta tatlının içindeki sırrı benim boynumdaki parfümün kokusundan hatırlamıştı. Sessiz ol. Pardon. Tam olarak ne yapıyordu acaba boynunda? Ne yapacak canım? Kokluyordu.
Siz böyle uzak durma kararını çok doğru vermişsiniz biliyor musun? Çünkü siz ilişki yaşamadan ilişkiyi içtik ya her şeyi böyle yaşayıp bitirmişsiniz yani. Bir de bana bak adama tokat attım. Masamı kurmuş oturuyor yemeğini ya sonra ne olacaksa olsun. El alemin rayağı beslenmişsin ya bırak ellerim kırılsaydı ona vuran ellerim kırılsaydı. Ay ama bir şey diyeceğim çok romantik değil mi ya böyle tatlı falan yapacaklar yani. Adam marangoz mu masa yapsın? Adam Ayşe tabii ki tatlı yapacak smoş. Benimki de doktor. Ateşim çıkınca hasta olunca böyle gelip bir bakmıyor bile. Uzaktan bana oturduğu yerden dereceyi fırlatıyor. Sen hayret bir manyaksın biliyorsun değil mi? Sen de akışına bırak. Hiç konuşma gerek yok. Yani. Yok yok ben konuşacağım yani. Konuşmam lazım. Yani telefonda iyi ki konuşmadım da konuşacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.